Arkadaşlar merhaba. AK Parti Milletvekili Cüneyt Yüksel'in Twitter paylaşımını şimdi sizinle paylaşacağım. Burada işte artık 1 bölü 10 yatışın diyelim. Eskiden 1 bölü 5 denetimli serbestlikten bahsediliyordu. Şu anda cezanın 1 bölü 10'unu yatıp daha sonra denetimliye geçme şeklinde bir uygulamadan bahsediliyor. Arasında çok büyük fark var. Siz de takdir edersiniz ki. Yani 1 bölü 10 denetimli serbestlik anlamına gelmiyor bu yaptıkları açıklamaya göre. Gerçi bunlar çoğu şeyi farklı anlatıyorlar. Bir bakıyoruz ki çıkan kanun bambaşka bir şey oluyor. Onun için yakından takip etmek lazım. Çünkü yarın bir başkası çıkıp bambaşka bir şekilde söyleyebilir o. Yani denetimli serbestlik cezanın 1 bölü 10'u olacak diyebilir. Buna hiç şaşırmayın ama şu andaki açıklamaya göre aldığınız cezanın 1 bölü 10'unu yattıktan sonra 1 yıl denetime ayrılabileceksiniz. Yani şu anki uygulamada işte 2 yıl ceza alan 1 bölü 2 yatardan hemen denetime geçiyor. Zaten bakan da geçen seneden beri bundan bahsediyor. İşte bu da cezasızlık algısına yol açıyor falan filan diye. Şu anda yapılacak uygulamaya bakarsak işte 2 yıl ceza aldı. Bu 2 yılın onda birini yattıktan sonra 1 yıl denetime ayrılacak. Bu son açıklama bunu gösteriyor. Ha bu onda biri artık tüm cezadan mı yoksa yatardan mı hesaplayacaklar onu bilemiyoruz. Kendilerinin de bildiğini zannetmiyorum. Önlerine konan bir metin var sadece onu okuyorlar. Zerre kadar bunun sonucu ne olur veya işte burada acaba ne demek istemiş diye bir yorum veya bir soru ihtiyacı duyduklarını da zannetmiyorum. Aynen mecliste işte bazı yasalar geçerken niye el kaldırdıklarını bile bilmeyen milletvekilleri var ya kabul edildi mi? Aa bakıyor yandakiler el kaldırıyor kaldırıyor. Yandakiler kaldırmıyor bu da kaldırmıyor ya. Onun gibi işte adalet sistemi de son bir seneye bakarsak bu şekilde sürekli hiçbir şey bilmeyenlerin konuştuğu açıklamaları yaptığı bir sisteme dönüşmüş durumda. Bakan bakalım bu konuyla ilgili bu aralar yeni bir açıklama yapacak mı? Onu da göreceğiz. Şimdi bu konuyla ilgili haberleri de paylaşacağım sizinle. Buradaki haberler kötü haberler. Neden kötü haberler? Örneğin ehliyet affı bekleyen binlerce insan var. Ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak diye sürekli soran binlerce insan var. Bu kişiler için çok kötü bir haber var. Aksine, bırakın ehliyet affını, aksine işte trafiği tehlikeye sokma suçunu katalog suçlara eklenmesi bir yönelim var diyeyim ben size. Yani bunu da katalog suçlara ekleyelim. Bunlar da hemen tutuklansın şeklinde. Yani ehliyet affı mevzu geriye doğru işliyor. Aynen dörtte dörtlerde olduğu gibi. Çünkü burada tekerrürden de bahsediyor. İşte tekerrür olun diyor hemen tutuklanma tedbirinden falan filan bahsediyor. Yani tekerrür mevzu, bu dörtte dörtler, dörtte üçe çekilsin falan filan bunlar artık tamamen kapanmış görünüyor. Çünkü bu konu açıldığında ondan bile bahsetmiyorlar. Tekerrür kelimesi yine olumsuz yönde kullanıldı bu açıklamada da. Şimdi açıklamayı paylaşıyorum. Görüşürüz. Baktığımızda geçmişe göre çok daha iyi bir yerdeyiz. Yani Avrupa ile kıyasladığımızda da daha iyi bir yerdeyiz. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını daha güvenli sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapacağımızı da buradan söylemek istiyorum. Çünkü suçla ve suçlularla aslında burada mücadeleye yargılamadan infaz dediğiniz ve ıslah sistemimize aslında nerede boşluk varsa mutlaka bunu yoluna koyacağımızı da belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle tüm bu sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz, gereken adımları alıp netice aldığımız bir döneme aslında tahvil etmek istiyoruz ve bu süreçte herkesten ciddi manada destek bekliyoruz. Burada özellikle Türk Ceza Kanunu'nda ve infaz kanununda yeterli düzenlemeler bulunmakla birlikte tabii ki
gelişen teknoloji ve yeni durumlar karşısında suçla mücadele bakımından aslında yeni düzenlere ihtiyacı ortaya çıkarılıyor ve cezasızlık algısını ortadan kaldırmak ve toplumun tabii ki güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle aslında gidermek için burada yapılması gereken değişiklikleri de yapacağımızı bildirmek istiyorum. Bu kapsamda az ceza alan hükümlüler de dahil olmak üzere her hükümlünün cezasının belirli bir süresini mutlaka ceza infaz kurumunda infaz etmesi böylece sağlanacak diye düşünüyoruz. Burada tutuklama tabii koruma tedbirine yönelik uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak özellikle mükerrirler, itiyadi suçlular ve suçu meslek edinenler hakkında özel tutuklama nedenlerinin düzenlenebileceğini de değerlendirmekteyiz.